Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Yepyeni bir inceleme karşınızdayız. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda üzerine oturmuş olduğum Rampage'in oyuncu koltuğunu inceleyeceğiz. Oyuncu koltuğu denince aslında akla gelen markalardan bir tanesi de Rampage ve markanın en yeni modellerinden birisi olan ki tam kodunu şu anda söylüyorum. Rampage KL R89KA Prestige modeli şu anda karşımızda duruyor. Biliyorsunuz son dönemde oyunlar çok popüler olunca oyun aksesuarları ve oyunlar için kullandığımız çeşitli çevre birimlerinin de aslında önemi artmış oldu. Bunlar klavye fare, hatta böyle rem falan gibi farklı farklı alanlara kayarken bir taraftan da donanım çözümleri de ortaya çıktı. İşte bu donanım çözümlerinin aslında hani bilgisayara bağlanan bir şey değil belki ama oyun oynarken kullandığımız hatta illa oyun oynamak için şart değil arkadaşlar bilgisayar falan kullanırken de ihtiyacımız olan bu koltukların önemi daha da ortaya çıktı. Neden? Çünkü uzun saatler bu koltukların üzerinde vakit geçiriyoruz. Bu bakımdan ergonomik olarak ve ee, çeşitli hani kolumuzun ağrımaması, belimizin ağrımaması, sırtımızın ağrımaması için biraz daha kaliteli, biraz daha iyi koltuklar olması gerekiyor. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi bu koltuğun birazcık dış görünümünden bahsetmek istiyorum. Siyah ve kırmızı rengin ağırlıkta olduğu bir tasarım anlayışı hakim. Koltuğun birçok yerinde şu ön oturma tarafının bulunduğu yerlerde böyle bir hani biraz daha gri renk var. Çok küçük bir parça olmakla beraber. Bunun dışındaki bütün işte kolçakları olsun, sırtı olsun, arka tarafı olsun, ön tarafı olsun. Siyah Yah rengin ağırlıklı olduğunu Biz Böyle kenarlarda kırmızı renkler var. Farklı yerlerinde de yine kırmızı renklerle aslında güzel bir, hoş bir, estetik bir koltuk üretilmiş. Şimdi ben birazcık kurulumundan bahsetmek istiyorum. Kurulum tarafı çok zor değil. Şu oturduğum kısım ve sırt kısmı ayrı olarak geliyor. Aynı zamanda şu tekerlekler ve tekerlerin üzerindeki bu amortisör kısmı da yine ayrı bir parça olarak geliyor. Aslında temelde dört parça olduğunu söyleyebiliriz. Bu oturduğumuz kısım, sırt kısmı, tekerleklerin olduğu alan ve amortisör kısmı. Şimdi ürünle beraber bir tane alyan anahtarı veriliyor bize. Bir tane de aslında tornavida ihtiyacınız var. Yıldız bir tornavidanız olursa aslında iyi olur. Onu da özellikle altını çizeyim. O kutudan çıkmıyor ama alyan anahtar çıkıyor. Bir de birkaç tane vida çıkıyor. onları nerede kullanılacağını birazdan söyleyeceğim. Şu yan taraftaki ben kurulum videosunda göstereceğim şu anda. Şu yan tarafta vidaları söküyorsunuz. O alyan anahtarla beraber e, o vidaları tekrar bağlıyorsunuz. Böylece ne oturduğunuz kısımla sırt kısmı birbirine birleşmiş oluyor. Bunların bir de işte bir iki, iki adet sağda 2 adet solda olmak üzere dört tane bir plastik kapağı bulunuyor. kapakları takmanız gerekiyor. Yalnız plastik kapaklardan üstteki olan parçalar yani bir üstte var bir de altta var. Üstteki parçalar sağa ve sola duyarlı. Yani sol taraftaki sağa takarsanız olmuyor. Sol taraftaki sağa takar, sol takarsanız da olmuyor. O yüzden hani orada dikkat edin içinde yazıyor zaten L ve R harfleri var. Ona göre takarsanız kafanız ağrımaz. Ben yaparken bir yanlış yaptım sonra tekrar söküp doğru şekilde taktım. Kurulumu bu işlerden anlamıyorsanız bir çok uzun sürmüyor. 10-15 dakikada kuruyorsunuz. Ben mesela bunu 10-15 dakika sürdü ama bir tane daha kur deseniz 5 dakikada kurarım. Çünkü artık neyi nasıl yapılacağını öğrenmiş oluyoruz. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Ürünün teknik özellikleri var burada. Tabloya bakacak olursak 3 hareketli kolumuz var. Bunun ne işe yaradığını söyleyeceğim birazdan. Kafa ve yastığı ve bel desteğimiz var. 180 derece tam yatar mekanizmamız var. Dökme sünger ve çelik iskelet tercih edilmiş. Suni deri var. 3 klas amortisörlü yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. Maksimum taşıma ağırlığı 120 kilogram. Maksimumda da 1.80 metre boyu olanlar için uygun bir koltuk bu ve fiyatı da bu incelemeyi yaptığımız tarihte yaklaşık 1500 TL civarındaydı. Şimdi gelelim deneyime. Kurulumunu yaptım ben. Hızlı bir şekilde kurdum. Ve deneyimlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi iki tane yastık var. Bir tanesi şöyle göstermiş olayım. Bunları detaylarını göstereceğim. Bir tanesi bel yastığı, bir tanesi de kafamız için yastık. Hatta ben kalkayım. Oradan da biraz göstermiş olayım şuradan. Bu bel yastığı istediğiniz gibi ayarlayabiliyor. Yani biraz daha yukarı, biraz daha aşağı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunların bağlantısını şurada bir delikli bir mekanizmamız, yer, yer var. Buradan yapıyorsunuz. Aynı zamanda bir de kafa yastığı var. Bu kafa yastığını da yine Benzer şekilde, istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Takmak zorunda değilsiniz bu arada bunları, yani ben mesela şöyle kafamı ayarladım diyelim ki, şu boynum için ayarladım, boyun yastığımız bu. Boyun tarafına koyduk, böyle duruyor. İstiyorsanız takmak zorunda değilsiniz. Yani ben sıkıldım, çıkartabiliyorsunuz. Çok kolay bir mekanizması var. Elastik bir bant ve ucunda da e, klipsler var, onları taktığınız zaman takılmış oluyor veya çıkartabiliyorsunuz. E, size kalmış bir şey ama özellikle ben bel yastığını takmanızı öneririm çünkü bel uzun süreler işte oyun oynuyoruz, bilgisayarla iş yapıyoruz vesaire. Belin bu çukurunun boşlukta olmaması önemli aslında biliyorsunuz. Birçok sandalye ve koltukta da bu tarz böyle ofis koltuğu dediğimiz ya da bilgisayar koltuğu, bilgisayar sandalyesi dediğimiz ürünün çoğunda da böyle bir oyuntu, o belimizdeki şu şu oyuntu için özel bir alan bulunur ya da yastık bulunur. Bazısında alan bulunur, bazısında yastık bulunur. Yani bu yastıkları bence çıkarmayın derim ben. Ama tercih sizin isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Yastıklar da şık, çok güzel. Aynı koltukla aynı malzemeden üretilmiş. Böyle bu şekilde oyun oynarken çok rahat bir şekilde sizi rahatlatıyorlar. Şimdi gelelim bu kolçak tarafına, kolçaklar çok güzel, e, 3D kolçak hani 3D demişler, ona söyleyeyim. Şimdi şöyle, şu şu şekilde içeri doğru bir parça ve dışarı doğru bir parça hareket edebiliyor. Aynı zamanda ileri ve geri de hareket edebiliyor. Yani siz diyelim, sandalyenin bu kolçağını ileri doğru hareket ettirmek istiyorsunuz, masaya daha yakın olsun veya daha uzak olsun. Bu şekilde ileri geri hareket edebiliyor. Aynı zamanda yukarı aşağı da hareket edebiliyor. Yani bir, e, iki ve 3. 3 eksende hareket yapabiliyorsunuz. Şöyle bakın yukarı ve aşağı hareket edebiliyor. Bu hani kendi kolunuza göre, masanızın mesafesine göre falan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ister daha alçak ya da ben daha yukarıda kullanmak istiyorum diyorsun. Daha yukarıda kullanabiliyorsunuz. Bu güzel. Her iki kolçakta da aynı şeyi yapabiliyorsun Yani bunu da bu şekilde döndürebiliyorsunuz ya da yukarı aşağı anlatabiliyorsunuz. Bu şekilde Kendinize göre, boyunuza göre, kilonuza göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Ben 1.73 boyundayım, 84 kiloyum. Bu rahatlıkla e, kullanabiliyorum. Ama mesela hani maksimum kaç kilogram ağırlık e, taşıyabilir diye soracak olursanız 120 kilogram taşıyabiliyor. Onu özellikle söyleyeyim. E, dökme e, sünger var. Süngerle çok güzel. Hani rahat oturduğunuz zaman bile rahat bir hissettiriyor size. Oldukça geniş bir e, alanım var oturduğunuz alan. Hani çok böyle rahat bir şekilde oturuyorsunuz. Özellikle de uzun süre bilgisayar kullanacaksanız altın çizerek söylüyorum illa oynamak zorunda değilsiniz. Rampage'in bu koltuğu gerçekten de sizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında yüksekliği ayarlayabiliyoruz. Şöyle alt tarafta bir kolumuz var. Şu kısımda hemen sağ taraftan ulaşabildiğimiz şöyle. Muhtemelen görüyorsunuz burada. Bunu işte klasik sandalyelerde olduğu gibi aslında bastığımız zaman yukarı kalkıyor veya şöyle inmek için de şu şekilde basıncı da aşağı indirmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim en eğlenceli tarafına. Şimdi bu koltuk arkadaşlar 180 derece yatabiliyor. Onun için şöyle döneyim ben size göstermek için. Şurada bir kol var. Bu kol böyle kademeli bir şekilde gidiyor istiyorsanız istiyorsanız da çekip sonuna kadar da yatırabilsin size kalmış bir şey. Şöyle çekiyorum kolu ve bu şekilde bakın şöyle yatırıyorum 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 ve yatırdım. Gördüğünüz gibi 180 derece yatırdım ha bu. Nerede kullanılır ya da çok önemli bir ihtiyaç mıdır? Ayrı konu ama böyle bir özelliği var. 180 derece yatabiliyor. Uyunur mu bu burada? Uyunur. Hani çok yorgunum ben, çok uykum var ya da bazen şöyle bir durum olabiliyor. Ofiste sabahladığınız durumlarda hani uyuyacak bir sandalye, bir koltuk olmayabiliyor, bir kanepe olmayabiliyor burada uyunur mu? Hani biraz zor olur, çok konforlu olmayabilir ama uyunur. Hani böyle bir özelliğinde var. Tabii hiç 180 derece yatırmak zorunda değilsiniz. Hani mesela yatarak daha böyle hani açılı kullanıyorsunuz bilgisayarınızı şöyle bir şekilde. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Kullanabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bu mekanizma gayet sağlam bir mekanizması var ve hani kendinize göre ayarlarsınız o açıyı. İster yatırırsınız, ister daha dik kullanırsınız. Orası tamamen size kalmış bir şey. Yani genel olarak ben bu koltuğu beğendim. Ee, belki aklınıza şu soru takılıyor olabilir. Ya oyun oynamak için illa oyuncu koltuğu mu gerekir? Hayır arkadaşlar, normal bir standart bir koltukta da oynayabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, iyi kaliteli bir koltuk zaten e, bu ürüne Rampage'in bu modeliyle hemen hemen aynı fiyatlardan başlayan bir etiket de satılıyor. Bugün iyi bir koltuk almaya kalktığınızda 1500 liradan aşağı hani kaliteli bir şey bulamazsınız. Var 300 lira 400 lira koltuklar var. Yani burada oyuncu koltuğundan bahsetmiyorum. sıradan sandalyelerden hani e, ofis sandalyelerinden bahsediyorum. Ofis koltuklarından bahsediyorum. Ama iyi bir şey almaya kalktığınızda iyi bir para vermeniz gerekiyor. Ben hani alınır mı böyle bir şey? Vallahi alınır güzel yani. Hani oyun oynamak için değil ben ofiste de kullanmak istiyorum derseniz böyle güzel hoş bir koltuk olmuş. Hani oyun oynarken de kullanırsınız isterseniz istiyorsanız normal Ofis işlerinizde de ya da evdeki bilgisayarla çünkü artık hayatımızın büyük bir kısmı evde geçiyor pandemiyle vesaireyle beraber böyle bir e, hayata da başladık. O bakımdan ben öneririm hani alınır mı alınır gayet güzel gayet hoş estetik il yarıda bir koltuk bu arada hani şeyde değil yani sizi sarıp sarmalıyor. Şu çevredeki bu sizi hem sağdaki hem soldaki bu parçalar sizi böyle bayağı otomobil koltuğu gibi sarıyor sarmalıyor. Özellikle de böyle uzun saatler bilgisayar karşısında geçiriyorsunuz, oyun oynarsınız, iş yaparsınız fark etmiyor. Böyle bir koltuk öneriyorum ben. Rampage'in bu modelinde bir göz atın derim. Var çeşitli yerlerde, çeşitli mağazalarda falan görebilirsiniz. Güzel de bir koltuk olmuş. Alırsınız, kullanırsınız istediğiniz gibi de. Hem oyun oynarsınız hem de işlerinizde böyle kaliteli bir koltukta oturursunuz. Çelik iskelet olması önemli, dökme sünger olması önemli. Rahatlık açısından da güzel bir koltuk yapmış Rampage. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu videoda hemen şu anda oturmakta olduğum Rampage kltr r 89 ka Prestige oyuncu koltuğunu incelemeye çalıştık. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da sizin kafanıza takılan sorular varsa videonun altında yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ki aramızda abone olmayanlar var biliyorum. Ve aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum Teknoloji Oku Ailesi adına sizlere.